Hitit, Frig, Lidya, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı uygarlıklarını yaşayan afyon, adını afyon bitkisinden almış. 3000 yıllık tarihin izlerini bugün de taşıyor afyon. Afyon ve fayton. Bir zamanlar faytonları ve fayton duraklarıyla ünlüymüş Afyon. Sadece kaymağı, sucuğu, lokumu değil, faytoncuları da ünlüymüş. Şimdi Zafer Anıtı'nın önünde bekleyen sadece bir fayton var. O da turistik amaçlı. Afyon'un tek kalmış faytonuyla eski Afyon'a doğru gidiyoruz. En iyi böyle gezilir tarih. Şehrin trafiğine, keşmekeşine inat, geçmişe yolculuk yapıyoruz. Çarşısı, taş sokakları, birbirinden güzel konakları ve el değmemiş eski mahalle yaşamıyla Afyon sıcacık. Çocukluğu, saflığı, temizliği anımsatıyor. Afyon, geçmişin güzelliklerini yaşatıyor. Afyon'da 50 yıldır faytonculuk yapan Muharrem Bey şimdi bize Afyon'daki fayton geleneğini anlatacak. Öyle mi Muharrem Bey? Evet. Eskiden nasıldı Afyon'da faytonculuk? 800 tane falan fayton vardı eskiden. 3-5 yerde durağımız vardı. Umayet'in orada, Ot Pazarı'nda. Lise'nin önünde vardı arkasında. Bark'ın önünde duruyorduk. Tabii onlar Taksim'le her durakta. 800 fayton. Fayton vardı Afyon'da. Ulaşım faytonla mı sağlanıyordu o zaman? Ulaşım faytonla sağlanıyordu. Yani bundan kaç yıl önce mesela? 62-65'te. Yani doktorları falan biz faytonla götürdük. O zaman vasıta yoktu. Vasıtayı doktorlara götürdük. Ebe'yi götürüyorduk. Ebe isterse 24 saat bekletirdi bizi. Yani hastayı alacak almayacak doktor da o zaman yoktu. Bir tane doktor vardı. Ebe'yi aldık mı karakola imza veriyorduk. İşte falan adam götmüş. Benim ismim Muharrem de Galle diye lavabım vardır benim. Galle. Galle. Lavabım. Ne demek Galle? Onun da mevzusu uzun. Galle. Nedir Muharrem Bey mevzusu? O da babadan kalma bir meslektir de. Lakap. He lakap. Yani eski adamların lavabı vardır mesela Muharrem değil mi Galle. Bir yerin her kimin işim vardır. Kim götürüyor Ebe'yi mesela ben. Ebe'nin ismini Aşırdı Fatma. Ben Fatma Ebe'yi hastaya götürün diye imza veriyorduk karakollara. Vasıta yok o zaman. Vasıta yok. O zaman da gibi gece lamba da yok. Tabii kim götürecek, kim geçecek belli olsun diye haberleri götürü getiriyorduk. Hebe kurtaramadım hastane aradık. Bir tane doktor var zaten. Bir tane doktordan biz hasta geldik. Hastamıza bakıveriyorduk. Allah kocası hastanede bizi koyamazdı.
Gitsen git derdi. Alıkumacı gitsen bekle arkadaşlar derdi. Böyle yana geçerdi paytunlar. Eskiden kazanç da iyiydi değil mi? Kazanç iyiydi canım. O zaman taksi maksi yok. Biz gayet ediyoruz. Değil mi? 5 lira 3 lira adam başı yani. Adam değil de bir aile götürüyoruz. Mesela bu 4 kişiliktir. İstasyonu en iç eski vaziyeti. 65-63. 1,5'ya iniş yani binlik değil. 150 liraya iniş. 2,5'ya çıkışıdır. Paraya da o zaman 2,5 lira falan canım. Böyle bir şeyi biz indirdik. 150 liraya inerdik. 2,5'ya geri çıkardık. Yani bu taksi maksi arama öne. İki tane burada bir cip vardı, onlar çalışırdı. Bizim bunlar bayağı taksi gibi çalışırdı. Aileye, hastaya, doktorlara, moktorlara bizim bunlar iş görüyoruz. Nöbet tutardık bayağı şey gibi. Şimdi bozulduğu zaman kime yaptırıyorsunuz fayton? Herhangi bir yere onarım gerektirdiği zaman. Öyle var adam. Onarım olduğu zaman da yine arabacılara varıyoruz arkadaş. Şunu şu şekilde edip ediyoruz. Yani tek arabacı paytonun incedir paytonun yazgısı. Onu anlatıyor şunu şekilleteceğim, şu şekilleteceğim diye yine onlar tahmin ediveriyorlar. Şimdi tabii nostalji olmuş artık evet. Değil mi? Ha sonra antikaya giriyor bari buna. Antika. Antikaya giriyor. Kimseden yok antikaya giriyor. Camii ve Mevlana Mahallesi'ndeki 300 ev kentsel sit alanı içinde yer alıyor. 1904 yılından 1907 yılına kadar 3 yılda yapılmış bu evler. 1904 yılında bir yangın geçirmiş. Daha sonra yangından sonra 1907 yılında aslına uygun olarak tekrar yeniden tamir edilip onarılıp yapılmış. Bugün bu evler yine eski dokusuna, eski tarihi dokusuna uygun olarak işlevini sürdürüyor. Çünkü bu tarihin içinde insanlar